Yeni bir yemek videosuna hoş geldiniz. Çok tutuldu ve sevildiği için tekrar bir yemek videosu çekiyoruz. Ve bugün özel bir yemek videosu yapacağız. Size şöyle göstereyim. Evet, görmüş olduğunuz gibi 3 çeşit balığımız var. Bu ton balığı, somon balığı ve tekrar somon balığı. Bu somon balığın işte nasıl söyleyeyim, kaburga bölgesi vesaire. Şöyle gösterebilirim. Daha yüzü üstünde. Bu daha çok iç bölgesinden, özel bölümünden, yani en çok lezzeti veren taraf bu aslında. Ama bu da çok lezzetli. Yani ikisi de kesinlikle çok lezzetli. Bu biraz daha sert, bu biraz daha yumuşak. Şöyle göstereyim. Belli oluyordur zaten. Bu da işte ton balığı. Ton balık bifteği daha doğrusu. Bu böyle güzel bir balık. Evet. Bugün bu üçünü yapacağız ve size göstereceğim nasıl yaptığımı. Arkadaşlar. Hatta Şahin hemen yiyor. Evet. Ben de yiyeceğim bir saniye. Çiğ balık yiyoruz. Japon olduk. Evet ama gerçekten bunun tadı çok güzel. Bayağı iyi. GoPro'ya yağ gelmiş. Bunu söyleyeyim, evet. Sizi temizliyoruz. Evet, sizi temizliyoruz. Güzel. Değil mi? Güzel, bayağı iyi. Bol şans. Teşekkürler. Şöyle göstereyim size. İkisi de pişmeye başlıyor o zaman. Steak olduğundan dolayı bunun üstünü kapatmaya gerek duymuyorum açıkçası. Bakalım şuna olacak mı? Olmuyor. Küçük geldi. Neyse, o zaman şunu kapatalım. Neyse. Yapacak bir şey yok. O zaman bu biraz daha yavaş pişecek ama olsun. Bu erken pişerse bunu alırım. Ne yapacak bir şey yok. Tamam o zaman. Sonra geri görüşürüz. Evet, görmüş olduğunuz gibi iki tavamı da hazırladım. Ve bunların içine, yani ilk önce bir ısıtalım. Taze yıkadığım için tavakları biraz ıslaklar. Ve yağının yüzüme patlamasını istemiyorum. O yüzden ilk önce bir tavuk kendisi ısınsın. Bir coşsuz etsin. Şimdi bu küçük tavamda steak yapmayı düşünüyorum. Yani ton balığını. Ve bu büyük tavada da somon balıklarımı yapmayı düşünüyorum. Yarı yarı yapacağım. Yani bir tarafına diğer somon koyacağım. Diğer tarafına diğer işte. Anladınız. Bekleyelim o zaman. İşte tava için. Evet, kısa bir bekleyişin arasından devam ediyoruz. Şöyle bir tane tereyağımız var. Ben tereyağını yapmayı seviyorum. Çoğu işte bitkisel yağ ile, yani normal şöyle sıvı yağ ile yapmayı tavsiye ediyor. Ama ben onun tadını pek sevmiyorum yağda. O yüzden daha çok normal tereyağı kullanmayı daha çok seviyorum ve tercih ediyorum. Gerçi balıkta tereyağı o kadar ihtiyaç bile yok aslında. Çünkü kendi yağsı ve suyu çok güzel pişiriyor. Bu sadece işte tava için aslında. Hani şöyle tava küçük, bir de lezzet versin diye. Yoksa gerçekten hani pek ihtiyacınız yok. Gördüğünüz gibi o kadar az yağ aldım ki gerek yok dediğim gibi. Şöyle yağı gezdirelim. İyice her tarafına yayılsın. Ve evet, bu birkaç saniye sürüyor böyle. Bu ara teşekkür ederim. Bu videolarım tutulduğu için. Hani tabii ki herkes farklı yapıyor yemekleri. Ben belki çok farklı yapıyorum. Belki o yüzden tutuluyor. Yani kendi kafama göre yapıyorum açıkçası. Hiçbir yerden böyle bir şeyi okumuyorum. Free yapıyorum. Öyle söyleyeyim. Şöyle iyice eritelim. Evet. Şöyle. Küçük tavaya biraz çok olmuş ya. Büyük tavaya da gezdirelim şöyle. Çok yüksek ateşte yapmıyorum. İyice yavaş yavaş pişsin diye. Şimdi küçük bir sorunumuz var, onu fark ettim. Ben bunun ağzını neyle kapatacağım? Tek bir tane büyük kapağım var. O da buna uyuyor ama neyse. Yaparız bir şekilde ya. Böyle büyük de sorun olacağını sanmıyorum. Şöyle bir peçeteye atayım. Şöyle. Şöyle kenara koyabilmek için. Şimdi ton balığımızı alıyoruz. Şöyle göstereyim size. Bunu kamera tam gösteriyor ama şöyle dönelim. Şöyle ve bunu
koydum içine. Bunu da koydum. Şöyle bakalım. Tam üstünde mi? Evet, tam üstünde. Ve şimdi gelelim somon balığımıza. Somon balığını Allah, bunlar çok ters tez yırtılıyor. Şöyle göstereyim, iki katlı hatta. Evet, üç katlıymış ama. Evet. Çok ince bir et olduğundan dolayı bu böyle mi yeniliyor acaba? Bu böyle yeniliyor. Neyse dur, bunu tekrar okuyacağım. Şimdi şunu koyalım o zaman. Şu kocaman bir tane somonumuz var. Bunu ters yüzüyle ilk önce koyuyorum. Şöyle. Pulları var birazcık daha. Tamam, ellerimi yıkayayım ve tamam. O zaman biraz bekleyelim. Sonra geri dönüş yaparım. Tekrar geldim ben ve bunu döndüreceğiz. Neyle döndüreceğiz? O evet. Müstakbel bir soru. Neyle döndüreceğimi ben de bilmiyorum. Şu an arıyorum. Evet, hiç uymayan erzaklar. Olsun. Döndürüyor mu? Döndürdü. Daha pişsin. Bu ablamız daha olmamış. Ve evet, size şöyle göstereyim. Hop. Nasıl güzel pişiyorsun. Güzel. Bu biraz daha yavaş pişen bir balık. Ve kısık derecede pişmesi çok önemli. Çünkü yoksa birden yanıyor ve ortası pişmemiş oluyor ve tadı gerçekten kötü oluyor. Şöyle aldım ben bunları. Tabii ki daha güzel servis yapacağım. Sadece şu anlık aldım. Şu an çıkartmak için. Ben de bilmiyorum. Ben bunları pişiyor sandım. Ama bunlar ekmek üstüymüş. Ama sorun değil. Hiç sorun değil. Zaten ekmek üstü için bir balığımız daha var. Havyarımız var. Onu Şahin hiç yememiş. Ben yedim bir kere. Ve acayip balıksı bir tat geliyor. Bakalım kendisi beğenecek mi? Hani işte bakalım. Havyarımızı özel aldık ayrıca. Yani öyle herhangi bir havyar değil. Norveç'ten de değil mi? Evet, Norveç'ten. Evet, o da Norveç'ten. Yani havyar aslında bildiğimiz şey oluyor. Balık yumurtası. Evet, katil oluyoruz. Bunlar da hemen pişiyor kız. 6'da kısık ha, 3'te mi ne? Neyse biraz daha indi. O zaman sonra görüşürüz. Şimdi koca baba balığı döndüreceğiz. Hadi bakalım. Bu bayağı bir döndürülecek. Şu yüzü kendiliğinden kalkana kadar. Bu yüz yenilmiyor çünkü acı oluyor. Yani o kadar yumuşak olması lazım ki kendiliğinden şu yüz dediğim gibi kalkması lazım. Şu an daha sert ama uzun süre bir tarafta tutarsanız da yanar ve tam pişmez istediğiniz gibi. Sanki burada 5 yıldızlı restoranttaki aşçı gibi konuşuyorum biliyorum ama bunu yapmış olduğum için ya bu tarz balıkları biliyorum bunu. Daha doğrusu yaşamışlığım var o yüzden. Evet, döndürüyoruz bunu. Her bir 5-10 dakikaya döndürüyoruz. O zaman şöyle yapalım. Ben bunları yapayım. Daha doğrusu zaten ton balığı bitti. Bunu özel tabağa alacağım. Ve sonra bu somon balığımızı yaptıktan sonra sizleri tekrar açarım. Görüşürüz. Göstereyim salatamı da hemen hazırladım. Ve üzerine sosunu dökeceğiz. Bunu marketten aldım, normal herkesin alabileceği bir sos.
sarımsak baharat sosu. Bye. Ve üzerine şöyle güzelce dökelim. Evet. Balığımız kaşık koydum. Kapağı kapatmak için. Çünkü bu tavayı almak istemedim. Ton balığın tadıyla karışır diye. O yüzden şöyle kaşık koydum. Üzerine kapağı koydum ki balığa basınç yapmasın diye. Ve böylelikle balık rahat rahat pişer. Ton balığımızı üzerine bir kapak koydum. O ısısını kaybetmemesi için ve yumuşaması için iyice. Bunu göstermiş miydim? Bunları da böyle servis etmeyi uygun buldum. Ve yanında şöyle göstereyim reklam yapmadan bir haberimiz. Şöyle. Tabii açalım bunları. Oo. Şöyle. Göstereyim. Evet. Havyarı bilmiyorum. Şahin sevecek mi, sevmeyecek mi? Ama bunu göreceğiz. Piş bakayım. Bir döndürek mi? Hadi döndürelim. Ha, çok sıcak. Allah yanım. Yanım. Şunu sokacağım. Bunu döndürmek yani bir baba yiğit gerektiriyor. Allah'ı parçaladım herhalde. Neyse. Of. Evet. Evet. Bu kızarıklığı istiyorum ben. Size şunu yakından göstereyim. Somon balığının şu kızarıklığını çok seviyorum. Bunu tutturmak gerçekten çok zor. Ben seviyorum. Muhammed de seviyor. Yani Şahin. Ama böyle ne çok olacak ne de az olacak. Gördüğünüz gibi böyle hafif turunculuk olacak. Şöyle içleri de beyaz olacak. Bu altın devam pişecek. Altı biraz daha uzun tutacağım şimdi. Ve kapağını geri kapatalım. Coşma ablacığım. Aa, kaşığı koyacaktım. Bir dakika. Göstereyim size benim yöntemimi. Küçük tavanız, büyük tavanız varsa ve küçük kapağınız varsa şöyle yapabilirsiniz. Hem hava da alıyor. Böylelikle patlama olmuyor. Ve evet, şöyle göstereyim. Dediğim gibi bir kapakla kapattım. Tencere kapağı da o doğrusu. Burada da balığımız var. Ve evet. O zaman sonra görüşürüz. Şeye göstereyim size. Müthiş bir sofra yine. Şurada somon balığımız ve açıyorum ton balığımızı. Ups. Havyarımız. Oh, burası bu balık kokuyor. Şurası çerez yeri, orası pek önemli değil. Ve kırmızı şarap. Evet. Bak şöyle size göstereyim. Şurayı görebiliyor musun? Kırmızı şarap açarken oldu. Pikachu kırmızı şarap oldu. Pantolon halini göster. Lanet olsun. Evet, o zaman bize afiyet olsun ha. Afiyet olsun.